Şimdi konuşma sırası Sayın Köksal Şahin'de. Köksal Bey'den sonra Işıkhan Bey. Buyurun efendim. Herkese merhaba. Şimdi öncelikle odanın yaptığı bütün etkinlikler başta üyeleri olmak üzere herkese açık. Dolayısıyla geçtiğimiz dönem içerisinde yapılan sempozyum, seminer, kurs, panel 278 tane etkinlikteki katılan 21.380 üyemizden arasında benim katıldığım etkinliklerden en azından Nazmi Bey'i görmedim ben orada. Yani tabii özel davetliye kastettiğiniz şey cep mesajıysa o da gönderiliyor zaten. Bütün sosyal medya araçlarında odanın web sitesinde de duyurular yapılıyor. Bundan sonraki bu sene takip ederseniz istediğiniz gibi hepsine katılabilirsiniz. Şimdi her meslek grubunda olduğu gibi biz inşaat mühendisleri de mesleğimizi icra ederken rehberliğimizi bilim, önceliğimizi insan ve nihayet edinizde özgür ve eşit bir dünyanın inşası olarak önümüze koyuyoruz. Kişilerin ve toplulukların olaylar karşısındaki davranışlarını belirleyen öncelikli etken kaygılardır. Dolayısıyla ortak kaygılar olan insanlar ve topluluklar da gösterecekleri tavırlarında kendi kaygılarını referans alırlar. Biz çağdaş mühendisler olarak çok çeşitli siyasi altyapıdan gelen bireyler olsak da odamızın kuruluşundan bugüne düşüncelerimizin merkezine insanı oturttuğumuz için 64 yıldır alnımız açık, başımız dik. Bizi bir arada tutan ortak kaygılarımız vicdan, adalet, sevgi, emek, demokrasi, eşitlik, özgürlük ve barış ve barış ve barış olduğu için 64 yıldır alnımız açık, başımız dik. Şantiyelerimiz, ofislerimiz, sokaklar, salonlar ve evlerimiz dahil hayatın her alanında bu kaygılarımız TMNOB'nin ve İMO'nun onurlu tarihini yazmıştır. Belirleyici olanın nereye bakıldığı değil, nereden bakıldığı olduğu için bu değerlerimiz üzerinden dünyaya bakan çağdaş mühendisler bu onurlu tarihi yazmışlardır. Onun içindir ki 64 yıldır demokrasiyi kesintiye uğratan ve toplumun üstüne kabus gibi çöken her darbe ve darbe girişiminde her koşulda onurla ve gururla karşı çıkmıştır. Onun içindir ki bir üyesi mesleğin etik değerlerini bir tarafa bırakıp doğanın talanına ortak olduğu zaman gözünün yaşına bakmadan bir başbakana, bir bakana dahi meslekten men cezası verilmesi kararının altına imza atabilecek cesareti göstermiştir. Onun içindir ki halkının onurlu mücadelesine öncülük ettiği için Yasir Arafat'a onursal üyelik verilirken de imza atanlar çağdaş mühendislerdi. Onun içindir ki siyasi ve ekonomik rant uğruna kentlerimizin yağmalandığı, halkın nefes alacağı alanların yok edilip AVM ve plaza kentlerine dönüşen kentlerimizde uygulanan şehircilik politikalarına ve kentlerin parsel parsel satılmasına kamu yararı gözetilerek karşı çıkmışlardır. Onun içindir ki doğanın vahşice katledilmesine karşı deresine, suyuna, toprağına sahip çıkan halkın yanında çağdaş mühendisleri görürsünüz. Onun içindir ki nükleer santraller adı altında, altın madenleri altında insan hayatına kastedilen her projenin karşısında halkın yanında çağdaş mühendisleri görürsünüz. Onun içindir ki doğasına, ağacına, suyuna, toprağına, emeğine sahip çıkan halkla birlikte gezi direnişinde sokaklarda, barikatlarda çağdaş mühendisleri görürsünüz. Onun içindir ki şantiyelerimizde kol emeğiyle çalışan emekçilerimizin iş güvenliği, güvenilir çalışma hakkı ve işçi sağlığı çağdaş mühendislerin her şeyden önce birinci görevidir. Onun için meslek alanımıza da müteahhitlerden değil, ücretli çalışan mühendislerin gözünden, sermayenin değil, emeğin gözünden bakıyoruz. Ve mühendislik asgari ücreti temel mücadele alanımız oluyor. Onun içindir ki emeğe, insana, mühendise düşman sermaye gibi bir siyasi iktidarlar SGK ile yaptığımız protokolleri iptal ederken o protokolün gerçekleşmesini mücadeleyle sağlayan çağdaş mühendisler iptal kararı ile birlikte sokaklarda itirazlarını dile getiriyorlar. Onun içindir ki her yıl artık 10 binin üzerinde inşaat mühendisi mezun olmasına meslek şövenizmi gözüyle değil kamu yararı gözüyle bakabiliyoruz. Onun içindir ki Sur'da, Cizre'de, Hasankeyf'te, tarihiyle birlikte yerle bir edilen kentlerde çağdaş mühendisler Diyarbakırlılarla birlikte karşı durabiliyorlar.
Ve onun içindeki Körfez Savaşı'nda da bir maddes keresinde de dünyanın neresinde bir savaş olsa bugün Afrin'de olduğu gibi hangi gücün hangi pozisyonu aldığına bakmaksızın savaşa hayır diyebilme onurunu gösterebilmiştir çağdaş mühendisler. Ve anti-emperyalizm bizim genlerimize öyle bir işlemiştir ki dün kim ne demiş, yarın kim ne diyecek diyerek günlük politikalar peşine düşmek yerine ilkeleri doğrultusunda 64 yıldır alnı açık ve başı dik çağdaş mühendislerim. Şimdi meslekte birlik grubu şubemiz yönetimine aday oldular. Öncelikle şunu söyleyeyim. Burada sizin mecralar, buralar sizin mecralarınıza benzemez. Dolayısıyla buradaki kürsülerde ve topluluk içerisinde konuştuklarınız bütün her şey bizim ev sahipliğimizde teminatımız altındadır. O yüzden rahat olabilirsiniz. İki gün önce bakanların, milletvekillerinin katıldığı siyasi içerikli olmayan mesleki bir teknik tanıtım toplantısı ve yemek düzenlendi. Sosyal medyadan bir müddet takip etmeyi denedim, bir müddet dinleyebildim. Ve sunumu yapan meslektaşım kürsüden bizim ne teröristliğimizi bıraktı, ne vatan hainliğimizi bıraktı. Ama daha da önemlisi Afrin Operasyonu ile ilgili şöyle bir ifade kullandı. Afrin Operasyonu'na metiyeleri dizdikten sonra yıkılan kentlerin yeniden inşası için Sayın Bakan'ın emrinde olduklarını iddia etti. Ki ben ondan sonra izlemeyi bıraktım. İşte burada da sizin siyasi görüşünüzün kaygıları ortaya çıkıyor. Bizler her ne koşulda olursa olsun barışı ve yaşamı savunurken şanlı tarihiyle bir demokrasi anıtı olarak duran odamızın yönetimine aday olan meslektaşlarımızın da insan hayatını hiçe sayıp savaşın yıkıntıları ve acılar üzerine bir kent inşa etme hevesi yerine medeniyet mühendisi olduklarını unutmamalarını öneriyorum. İşte o yüzden konuşmamın başında söylediğim 278 etkinlikte 21.380 üyemizin katıldığı etkinlikleri işte bu birikimimizle birlikte yapıyoruz. O yüzden böyle boşu boşuna değil de birlikte üretmek ve birlikte yönetmek iddiamız. Altında 64 yıllık emek vardır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.